Sevgili seyirciler, moda bloggerları günden güne artarken bloggerlık da artık bir meslek haline dönüşmeye başladı bugün stüdyomuzda. Bu konuyu ünlü stylist Melis Çelebi ve moda bloggerı Süreyya Güvene ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Yani ben de gerçekten hani merak ediyorum, dikkatimi çeken bir konu bu bloggerlık. Yani çok bana da çok soruluyor, nedir blogger, blog nedir, blogger ne yapar? Ben tabii bloggerlıktan gelmiyorum. Ben daha esas bir tamam. Tabii saygı duymak lazım. Yani onlar da kendince modacı, onlar da kendince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Peki siz neler söyleyeceksiniz bloggerlık hakkında? Yaygın bir şey artık zannediyorum bloggerlık. Ya tabii çok fazla. Bu arada ben pardon Süreyya'cığım lafını unutma. Yani yanlış anlaşılmasın tabii. Ben karşı değilim blog olayına elbette ama işte bazı şeylerde biraz emek istiyor. Biraz hard work yani. Öyle değil mi Süreyya'cığım? Şimdi yani ben çok seviyorum tabii arkadaşım yani. Çok da şık ama mesela hani bugün üzerindeki bu pembe kostümün tamamlayıcısı gerçekten acaba bu kupta bir saç mı? Ben bunu bilmek istiyorum. Pardon ben anlamadım. Ben bunu bilemedim. Süreyya Hanım'ın saçına biz nasıl geldik sohbette orayı? Yok yani aslında... Hayır yanlış saçın... anlama lütfen Süreyya'cığım. Peki anlama pardon pardon bir saniye. Biz moda bloggerlığını konuşacaktık. Hatta Süreyya Hanım'ın blogundan da bazı kombinleri şimdi göreceğiz. Siz de izin verirseniz Melis Hanım biz o bloga bakalım. Okey. Evet bu mesela daha gündelik bir görünüm. Belki bir iş yemeği olabilir. Evet çok şık gerçekten. Pardon. Özür dilerim. Devam edelim. Evet, diğerine geçelim. Bu daha çok iş günü için. Toplantı değil belki ama gündelik bir iş günü için rahat kullanılabilir. Ay gündelik. Yani yapma yani kuzum senin özel bir gün, özel bir okazyon, özel bir event için hazırladığın şu iddialı bam böyle etkisi olacak bir kostümün yok mu? Hayır. Üstündekini de referans alamıyorum yani. Onlar da var zannediyorum. Bir de onları görelim. Arkadaşlar onları bir gönderir misiniz? Evet. Bakın. Evet. Bir tane daha görelim. Evet. Bayağı iyiymiş gerçekten. Teşekkürler. Pardon ben çok sıkıldım. Ben gerçekten çok sıkıldım. Ben bugün buraya sonuç olarak bağırma odasını konuşmak ve içinizde çiçekler açtırıp kelebekler uçuşturacak renkli ve fresh bir enerji sunacak kıyafetleri anlatmak için geldim ama ben sürekli Süreyya'nın blogunu ama, görüyorum ama yani. Ama bugün konuğumuz blog oldu. Ay blog gerçekten bundan çok sıkıldım ve ben de biliyordum yani buraya ucuz pembe bir elbise ve siyah bir perukla gelmeyi ama ben neyi seçtim? Özgün olmayı çünkü I'm unique ve ben bu yüzden şu anda bu muhabbetten dışlandım. Bu çok ayıp oldu. Hayır lütfen Melis Hanım elbette ki dışlanma... Senin saçların pek değil yalnız. Bence senin kuaförün Katil Jaws gibi bir şey ve sana yalan soruyor yok, sürekli. Yok. Zaten süremizin de sonuna geldik. Ben çok zaten çok gitmek istiyorum. Ben çok sıkıldım. Tamam buyurun gidin. Geldik zaten sürenin sonuna. Haberler devam ediyor sevgili seyirciler. Haftaya geliyorum ama değil mi ben? Yani şeyim devam ediyor konuk ilişkimiz. Kusura bakmayın. Konumu belirlemiştim çünkü haftaya.